Semih. Bu kadar hengamenin arasında geldin. Teşekkür ederim. Sen boşanalım dediğinde boşanmıştık zaten Tülin. Bunlar kağıttı, evraktı, formalite. Her kız benim için çok önemliydi. Mehmet Ali'ye para bırakmış. İhtiyacın varsa babasısın. Yok yok, bir ihtiyacım yok Tülin. Parayı benim vasiliğime vermiş ama. Anlıyorsun değil mi? Lazımsa diye diyorum. Lazım olsa söylerdim. Teşekkür ederim. Üst üste üzüntü oldu tabii. Belkıs Hanım, bugünkü mahkeme. İkisi ayrı şeyler. Tabii. Ama ikisi de insanı üzebilecek şeyler. İnsan üzülürse, sıkılırsa dikkatini de topluyor. Daha doğru mücadele ediyor hayatla. Doğru. Hele sen bunu diyorsan. Gayretine hayranım Tülin. Çok zor şeyler yaşadım. Ama yüzüm bir kez bile düşmedi. İşte ben de bunu konuşmak istedim. Artık boşandım. Evli değilim. Daha rahat konuşabilirim seninle. Tamam. Ben bir şey aramıyorum Yusuf. Evet, sevgiye, alakaya, inan hoş sohbete bile ihtiyacım var. Ama bir acelem ve bir an evvel olsun diye bir beklentim yok. Bana bakarken, benimle konuşurken bunları bilerek sohbet et benimle. Evet, beraber bir film yapıyoruz. Birlikte çalışıyoruz, yakınlaşıyoruz. Birbirimize alaka gösteriyoruz. Ama birini sevmek, sevgili olmak çok başka bir şey. Bunu bana karşı bir uyarı olarak mı söylüyorsun? Benim yeni bir hayata başlamam için zamana ihtiyacım var. Sadece bilmeni istedim. Birini seviyorsun. Bir aile ve bir hayat kuruyorsun. Sonra o yıkılıyor, değişiyor. Bildiğini sandığın şeyler başkalaşıyor. Beklerim Tülin. Seni sabırla, hiç sıkılmadan, film gibi olacak ama hayatımın sonuna kadar beklerim. Sen yeter ki seni beklediğimi bil. Sadece bu film için değil. Bütün hayatım boyunca seni bekleyeceğim.